Merhaba arkadaşlar. Örgü aşkım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bebek yeleği çalışacağız. Şöyle toz pembe bir ip kullanıyorum. 3,5 numara tığım var. Zincirimi çektim. 82 tane zincir çekiyoruz ve hemen başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. 82 zincirimi çektim. Bakın. Geri dönüş için 3 tane daha ilave zincir çekiyorum. 2 3 3 ilave 1 2 3 4. gelerek ikili trabzanımı yapıyorum kısımlarda ayıracağız bu bölümde bu sırada ikili trabzanlarımızı yapalım şu an önümüzü örüyoruz önümüz 12 tane ikili trabzan olacak arkamız 24 kollarımızı 15 tane ikili trabzan şeklinde ayıracağız şöyle 2 4 6 8 9 10 11 ve 12 ayırdık 12 tane trabzanımızı ayırdık Başını doluyoruz. 13. yere tekrar batıyoruz. Sıradaki yere 13 olarak batıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere bir daha giriyoruz. Gövdemizle yani ön gövdemizde kol gövdemizi şu V kısmıyla ayırıyoruz. Kol kısmını örmeye devam ediyoruz. Trabzanımızı sıradan örüyoruz. 15 tane ikili trabzan öreceğiz. Şu şekilde trabzanlarımızı sıra atlamadan bakın sıra atlamadan alarak devam ediyoruz. Kolay bir model koyacağız. rahatlıkla yapılabilecek Evet bir sayalım şu be olan kısmı hiçbir zaman saymıyoruz bu artış yerimizden sayacağız diğerinde 2 4 6 8 10 5 tane daha örelim 1 yani 12 13. 14 15 15 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirimizi çektik. Aynı yere bir daha ikili trabzanımızı örüyoruz. Kol içinde Elimizi alt zemini hazırladık. Ön gövdeydi kol. Şimdi arka kısma geçtik. Arka kısım için ise 24 tane ikili trabzanımızı tamamlayalım. Sıradan akıyoruz. 24 tane olunca 24 tane arka trabzanlarımızı ördük. Devam ediyoruz. Hemen artış yerini yapıyorum. Sıradaki zincir yuvasına batıyorum bir tane ikili trabzanımı örüyorum iki zincir çekiyorum ve aynı yuvaya tekrar batarak artışımı ve ayrımımı yapıyorum şimdi kol için 15 tane ikili trabzanımızı örüyoruz 15 tane ikili trabzanımızı tamamlayalım 15 zincirimizi tamamladık. 16. trabzana battım. Bakın şimdi kol ve ön gövde ayrım yerini yapıyorum. Bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve başını doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu sırayı tamamen örüp gelmiştik. Şimdi uca kadar 12 tane trabzanımızı örüyoruz ve diğer sıramıza geçiyoruz 12 tane ikili trabzanımızı devam edelim yeleğimizin bütün bölümlerini bakın tamamladık önlerimiz kollarımız arka bütün yönler tamamlandı şimdi örmeye devam edelim 3 tane zincir çekiyoruz zincir çektiğimiz kısmın hemen bakın ilk delikten değil ikinci trabzan deliğine batıyoruz. Bütün trabzanları birebir örerek ve artış yerlerinin içerisindeki artışımıza dikkat ederek devam ediyoruz. Bakın trabzanlarımızı örüyoruz. Artış yerine kadar doğru geliyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz artış yerine gelin, gelince artışımızı yaparak devam edeceğiz. Bakın ördük. Artış yerine geldim. Artış yerinin hemen bakın üzerindeki trabzanı ördüm. Başını doladım. Bir tane girdim artış yerinin içerisine. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı aynı yere girerek ikili trabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. Hemen ilk trabzan deliğinden girerek bütün artışları aynı bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Yeleğimizin iki sırasını tamamladık. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. 3. sıramıza başlamak için ya da diğer bütün sıralarımıza başlamak için sıra başlarında 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 tane zincirimiz var. Tığımızın başını doluyoruz. İkili trabzan şeklinde artış yerlerimize dikkat ederek sırayla örüyoruz. İkili trabzan. herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece şuradaki görmüş olduğunuz V şeklindeki artış yerlerine birer giriyoruz. 2 zincir bir tane daha ikili trabzan şeklinde yapıp bütün sıralarımızı dolaşıp geliyoruz. İlk artış yerine birlikte yapalım. Diğerleri de birbirinin aynısı. Şu şekilde görünmesini istediğim için yavaş örmek istiyorum. Evet. Artış yerimize, V gibi olan yerimize geliyoruz. Hem gövdemizin bölümlerini birbirinden ayırıyor, hem de artışımızı sağlıyor. Bakın dikkat etmemiz gereken nokta. Buradaki ikinci sıranın en sonundakinin tepesine mutlaka Atıyoruz. Orayı hani bitti sanıp direkt içeriye girmiyoruz. Tepi noktasına bir tane trabzanımızı mutlaka yapıyoruz. Başını doluyoruz. Bir tane zincirin içerisine bakın, içerisine giriyorum. İki zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere, aynı yere tekrar giriyorum. Aynı yere girdim. Başını doluyorum. Devam ediyorum bütün sıraları devam edelim birkaç sırada büyütelim görüşelim yeleğimizi birkaç sıra daha büyüttük 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm bir sıra daha öreceğim bir sıra daha bakın 3 zincirimi çekerek geldim işlemlerimizde herhangi bir değişiklik yapmadık şuradaki artış sırasını takip ederek bu kadar büyüttük. Bakın şuradaki artı sırasını takip ettiğimiz zaman herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Düz trabzanlarımızı düz olarak örüp geliyoruz. Sadece şu kısımda geçiş noktasında zaten birlikte yapıyoruz. Geçiş noktasında da sıkıntı yok. 7 sıra 2, 4, 6, 7 bu. Şu an ben 8. sırayı örüyorum. Bakın trabzanlarımızı yaparak gidelim. Bir sonraki sırada kollarımızı gövdeden ayıracağız, birleştirme yapacağız. Daha sonraki sıramızda da modelimizi koyacağız birlikte. Bakın trabzanlarımız şu şekilde herhangi bir şey olmadan devam ediyoruz. Trabzanlarımı bakın örerek devam ettim. Artma yerine yaklaştım. Şöyle sizle tekrarlamak için. Artış yerine gelince bekledim. Bakın. Hemen artma yuvasının yanındaki trabzanın tepesine mutlaka batıyoruz. Şuradaki akışı düzgünlüğünü sağlıyor. Ve de şu şekilde eğer buraya batmazsak toparlanır. Ve de artma işlemimizi yapamayız. Başını doluyoruz. İki zincir çektiğimiz yuvanın içerisine girip bir tane ikili trabzanı örüyoruz. İki tane zincir başını doluyoruz aynı yuvaya tekrar bir tane ikili trabzan yapıyoruz başını doluyoruz görmüş olduğumuz bütün trabzanlarımızı sıramızın sonuna kadar örüyoruz şu şekilde devam edelim bir de sıramızın sonunda görüşelim sıramızın sonuna doğru geldik bakın sonundayız hemen şuradaki ilk sıradaki trabzan boşluğuna batıp bir tane iki trabzanı yaptım başını doladım son trabzanımın üzerine de batarak en son sıradaki ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 tane zincir çektim arkasını döndüm Zinciri döndürdükten sonra da çekebilirsiniz orada da çekebilirsiniz ya da bir zincir diğer tarafta iki zincir bu tarafta da çekebilirsiniz tamamen el alışkanlığınıza kalmış nasıl denk gelirse o şekilde yapın Şimdi buraya değil buraya birinciye değil ikinciye batarak yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sırada kol ayrımını yapacağız. Kolumuzu ördüğümüz bölgeye kadar örelim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıramız kolumuzu birleştireceğimiz sıra. Kol birleştirme noktasına gelene kadar ben trabzanımızı düz olarak öreyim. Siz de örün. Kolumuzun altında görüşelim kolumuzun tam altına geldim dışını doluyorum bir tane trabzan iki zincir çekmiş olduğum yere yapıyorum ikili trabzan ve zincir çekiyorum beş tane iki üç dört beş zincirimi çektim şu şekilde birleştiriyorum bakın diğer kol yerine giriyorum başını doluyorum İkisini birleştirdim bakın ikisinin yüzünü Birine tuttum, başını doluyorum. Devam ediyoruz. Bir tane trabzanımızı yaptık. Başını doluyoruz. Sıradan devam ediyoruz. Diğer kol altına kadar trabzanlarımızda herhangi bir değişiklik yapmadan devam ediyoruz kolumuzun bir tanesini oluşturduk bakın şu şekilde 5 zincirimiz var arada bir tane ikili zincirin içine girip yapmıştık bir tane de burada yaptık ve arka yüzden örerek devam edelim diğer kol altında görüşelim diğer kol altına geldik başını doluyoruz çekmiş olduğumuz iki zincirin içerisine bir tane ikili trabzan örüyoruz 5 tane zincirimizi ilave ediyoruz 2 3 4 5 5 tane zincirimizi çektikten sonra diğer kolumuzun bu zincirli olan kısmını şu şekilde tutuyoruz örgümüz bu tarafa doğru devam edecek bakın bu tarafa doğru devam edecek onun için bu kısmı yukarıya alıyoruz tığımızın başını doluyoruz İki tane zincir çektiğimiz karşı kol yuvasının içerisine girerek bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz ve kol yuvamız şu şekilde ortaya çıkıyor ve trabzanlarımızı sıra takip ederek sıramızın başına kadar örerek geliyoruz. Yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada kollarımızı birleştirdik. Şimdi hemen modelimizi koymaya başlayalım. 3 tane zincir çekmiştim. Bir tane daha ilave ediyorum. 4. Başını doluyorum. Kendisinin olduğu noktadaki değil. Bakın zincirimizin kendisinin olduğu sırayı saymıyoruz. 1, ikinci deliğe ikili trabzan yapalım. Bir, iki. İki tane de zincir çekelim. Başını dolayalım. Aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bir tane V oluşturalım. Tığımızın tekrar başını dolayalım. Herhangi bir zincir çekmeden. Bir, iki, üçüncüye batalım. Üçüncüye battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir, iki tane zincir çektim. Başını doluyorum. Aynı yuvaya tekrar batarak ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde iki atlayıp üçüncüye batarak bu işlemi tekrar edeceğiz. Bir, iki, üçüncünün içerisindeyiz. İkili trabzanımızı örüyoruz. İki tane zincirimiz. Sıramızın başına kadar kolatlarındaki çekmiş olduğumuz zincirleri de yapacağız bu işlemimizi. Bakın böyle V'lerimizi oluşturarak gideceğiz. Devam edelim birkaç tane daha. 1, 2 atladık. Üçüncünün içerisine başını dolamış olduğumuz tığımızı girerek ikili trabzanımızı yaptık. 2 de zincir çektik. Tekrar başını doladık. Bir tane daha ikili trabzan yaptık. Tığımızın başını doladık. 1, 2, üçüncünü içerisindeyiz. 2 tane zincir ilavesi yaptık. Başını doladık. Evet. Bu şekilde devam edelim. Kolumuzun altını beraber yapalım. Kolumuzun altına kadar 1 2 3 4 5 6 7 tane bakın zincire kadar 7 tane V'miz oldu. İlk başta şu zincirimizi saymıyoruz. Elimi tuttuğumuz yeri bakın bunu saymadan 7 tane V'miz oldu. Tam zincirdeyiz. Kıyımızın tekrar başını doluyoruz. Şöyle sayıyoruz. Bir iki hemen şurada yakınına girelim. Bakın ikinciye girelim şöyle. Aynı işlemimizi orada da yapalım. İki tane de zincir çekelim. Başını dolayalım. Bu almış olduğumuz noktaya tekrar batarak bir tane daha B'mizi çıkaralım. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağız. Kaç tane zincirimizin üzerine kaç ve yaptıysak diğer tarafı da aynısını oluşturmak durumundayız. Başını doluyoruz. Bakın gövde ile zincirin bağlantılı olduğu zincirden tarafı olan yere giriyorum. Bir tane de oraya yapıyorum. Bir trabzan ördüm. iki zincir çektim. Aynı yere bir trabzan daha ördüm. Şu şekilde bakın. Bu şekilde yaptık. Şurası gövdede kaldı. Bu taraf gövdede, ön gövdede. Şu ikisi zincirin içerisinde olacak. Şimdi arka gövdeye geçerek devam ediyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye atıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3.'ünün içerisindeyim. Diğer kol altını da aynı bu şekilde yapalım sıramızın başında görüşelim. Bu şekilde tekrar ediyoruz. 1, 2, 3. Diğer kol altı zincir yerine de şöyle iki tane yerleştirelim. Diğer başta görüşelim. Modelimizin alt zeminini hazırladık. Diğer ön kısmı da hazırlayıp bitirdim. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın şuradan kol altının tam 1 2 3 4 5 6 7 şu kısımda da 1 2 3 4 5 6 7 bakın birebir aynı olması gerekiyor her iki tarafında şimdi şuradaki geçiş noktasına geldim orayı sizlerle birlikte yapmak istedim tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanın üzerine giriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekip yönünü döndürüyorum. 1 2 3 zincir daha ilave ediyorum. Toplamda 4 tane zincir oldu. Tığımın başını doluyorum. Şu V gibi hazırladığım noktalardan yerlerden ilkinin şu şekilde altından giriyorum. Bakın şuradan hemen direkt altından giriyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane de iki zincir çekmiş olduğum noktaya ikili trabzanımızı örüyorum başını tekrar doluyorum diğer sol elimden tarafa olan ikili trabzan kısmının ise başını dolamış olduğum tığın bakın örgümün arka tarafından örgümün arka tarafından girerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum İlk yönden alınış farklı Sondaki farklı birbirlerinin üzerine düşer şekilde olacak modelimiz. Tekrar bir daha yapalım. Tığımın başını doluyorum, başını doluyorum. Şu şekilde hemen önden, bakın önden sağ elimin olduğu taraftaki trabzanın altından girerek bir tane ikili trabzan ördüm. Buradaki iki zincirimin olduğu yere üç tane ikili trabzanımızı örüyoruz. İki ve üç. Sonuncu sol elimden taraftaki yani ikinci V'mize ise başını dolamış olduğumuz tığımızı modelimizin arkadan bakın arkadan geçirerek arkadan şu şekilde geçirerek trabzanımızı örüyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Diğer V hazırlamış olduğumuz V trabzana geldik. Buradan önden giriyoruz bir tane ikili trabzan zincirlerimizin olduğu yere 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz bakın son trabzanımızı ikinci V'mize ise başını doluyorum bakın arkadan gelerek devam ediyoruz birkaç tane daha örelim Girişlerimizin pekişmesi için birkaç tane daha birlikte yapalım. Tığımızın başını dolayalım. Sağ taraftaki trabzanımızı şu şekilde önden bakın, önde direk girelim. Bir tane ikili trabzanımız örelim. Ortaya üç tane ikili trabzan. Pekişsin diye tekrar ediyoruz. Güzelce. Karıştırmayalım, birbirlerinin üzerine şu şekilde düşerek çok güzel bir yelek olacak. İkinci trabzanımızı ise başını doluyoruz, arkadan tığımızı bakın arkadan şu şekilde şöyle görelim şöyle arkadan şu şekilde geçerek ikili trabzan örüyoruz. Başını doluyoruz. İlk trabzanımızın şu şekilde arkasından girerek ikili trabzanımızı örüyoruz 3 tane ortaya normal trabzanımız zincirimizin içerisine sonuncuyu başını doluyoruz Bakın arkadan şöyle elimle görürsün şöyle şuradan girerek tığımın sırtıyla trabzanım iterek bakın dışarı doğru çıkarıyorum ve örüyorum Şöyle görüldüğü üzere bakın birbirlerinin üzerine düşerek devam edecek. Bir kez daha yapalım. Bakın ilk şu şekilde hemen giriyoruz ve örüyoruz. Dışarıya doğru çıkarıyoruz bu yönü. Zincirlerin içerisine herhangi bir şey yok. Aynen devam ediyoruz. Başını doluyoruz. Arkadan bakın tığım arkadan girdi ve ördük. Bu şekilde sıramızın başına kadar yapalım. Modelimizi sırasıyla tamamlayarak geldim. Bakın şu uçtan bu uçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneydi. Bakın 7. 2 tane kol altı, 14 tane arka, 2 kol altı, Yedi tane tekrar ön. Şu şekilde üst üste bakıp gayet muntazam bir şekilde düştü. Şimdi diğer sıraya geçişi birlikte yapalım. En sonu sizle yapmak için ayırdım. Tığımızın başını doluyoruz. Yine buradan giriyoruz ilk trabzan yerimize. 3 tane ikili trabzan çekiyoruz. 2 tane zincir olan yere. 3 tane trabzanımı çektim. Tığımın başını doluyorum. İkinci ikili trabzanım arkadan giriyorum. Bakın tekrar bir daha arkadan. Ve trabzan şeklinde ördüm. Başını doladım. Yandaki çekmiş olduğumuz 4 zincir vardı. 1, 2, 3. Bakın 3. Batıyorum. Başını dolamıştım tığımı. İkili trabzan şeklinde örüyorum. İkili trabzan şeklinde ördüm. Bir tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum. 2, 3, 4 tane zincir yapıyorum. Sıramın başını doluyorum. Ortaya 3 tane trabzan yapmıştık. Bakın şu şekilde şu kenarları kapatıyorum. Ortaya 3 tane trabzan yapmıştık. Ortadaki trabzanın üzerine batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp aynı yere batarak modelimizin alt şuradaki görmüş olduğunuz yuvasına tekrar oluşturuyoruz. Bakın V'ümüzü yaptık. Tığımızın başını doluyoruz. İkincisini de bakın ortadaki şu üç tane'nin ortasındaki'ne batıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvaya tekrar batarak yerini hazırlamış oluyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Bakın zincir çekmeden direkt başını doluyoruz. Ortadaki üçün ortasına birinci, ikinciye yani ama ortadakine tabii ki kenardaki arkalardan, önlerden dolandıklarımızı değil. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Bakın şu şekilde belirli olsun diye yapıyorum. Zamanla kendiniz direkt tığınızı götürüp oraya batıracaksınız. Zaten el alışkanlığı olacak. İki zincirimiz var. Aynı yere tekrar girerek V'mizi oluşturuyoruz. Zincir çekmedim bakın. Olduğu gibi kaldı. Başını doluyorum. Ortadakinin 3 tanenin ortasına. Birinciye ikinciye yani 3 tane ikincinin tepesine batıyorum 1 2 şu şekilde yapıyoruz son kez yapalım tığımın başını doladım ortada iki zincirin üzerine örmüş olduğum üç tane trabzanımın ikincisine yani ortada olanın üzerine gelerek bir tane ikili trabzan örüyorum iki tane zincir çekiyorum başını doluyorum aynı yere tekrar batıyorum Sıramızın başına kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın başına kadar geldim. Bakın örerek en son yeri beraber yapalım. tığın başını doluyorum. Bakın ortadakinin yani zincirin üzerindeki üç tanenin ortasına batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Son yuvamızı da hazırladık tığımın başını doluyorum şu kenarda dört tane zincir çekmiştik bakın dört tane zincir çekmiştik şurada üçün üzerine batıyoruz şu şekilde şuraya batıyoruz Ve ikili trabzan şeklinde örüyoruz bir tane zincir çektim önünü döndürdüm 2 3, 4. O e, da, diğer yönde çekmiş olduğum zinciri de sayıyorum. Toplamda 4 tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı şekilde bakın işlemler birebir birbirine tekrarı. Girerek ikili trabzanımı örüyorum. Ortadaki iki zincirimin yerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Sol elimden taraftaki trabzanımı başını doluyorum. Örgümün arkasından şu şekilde görünsün. Alarak ikili trabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. Yandan yan alttan girerek ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane ikili trabzanım zincirimin içerisine 2 ve 3. 3 üç sol elimden taraftaki trabzanımı arkadan dolandırarak ikili trabzan şeklinde örüyorum. Bakın bu şekilde birbirlerinin üzerine düşerek devam edecek. Bir tane daha yapalım. Başını doluyorum. Hemen yandan alttan girerek ikili trabzanımı örüyorum. Zincirin içerisine 3 tane trabzan 1 2 ve 3 trabzanımızı çektik tığımın başını doluyorum arkadan girerek bir tane ikili trabzan örüyoruz örgümüzün sıramızın başına kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz sıramızı tamamlayarak geldim bakın sona geldik başını dolayalım yandan arkadan giriyoruz ikili trabzanımızı yapıyoruz 3 tane ortaya 1 2 ve 3 trabzanımızı ördük dıştaki trabzanımız diğer trabzanı da tığımızın başını dolayı arkadan girerek alıyorduk ve tamamladık bakın tığımızın başını doluyoruz şuraya batıyoruz bakın 1 2 3 üçüncü trabzanımıza batıyoruz 3. zincirimizi yani bir tane trabzanımızı örüyoruz bakın ördük bir zincir çekip örgümüzün yönünü değiştirip üç tane daha zincir ilavesi ediyoruz üç dört tığımızın başını doluyoruz biraz önceki gösterdiğimiz işlemlerin birebir aynısını tekrar ederek büyütüyoruz dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar Bakın 3 tane ortaya yaptığımız üç tanenin bir ikincisine yani tam ortasındakine tepesine batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 tane zincir çekip aynı yere tekrar batarak yuvamızı oluşturuyoruz. Devam ediyoruz. Başını doluyoruz. Bakın ortaya 3 tane yapmıştık. İkincinin tepesine batıyoruz. Bu şekilde sıramızın başına kadar devam edip daha sonra da şu dolgu işlemlerini yaparak gidiyoruz. İstediğimiz büyüklüğe varana kadar aynı işlemleri tekrar ederek örelim. Yeleğim istediğim büyüklüğe kadar geldi. 2, 4, 6, 8, 9 sıra ördüm. Şöyle bir yakınlayan bakalım. Bakın 9 sıra ördüm. Gayet güzel ve kolay. Şimdi en son noktadayım. Yukarıya doğru yan süslemelerini, boyun süslemesini yapacağız. Beraber bir başlangıcını sizlerle yapalım. Bakın burada 3 tane ortadaki trabzanı ördüm. Başını doladım. Şu şekilde arkadan alıyorduk alttaki V'yi. Evet onu ördüm. Başını doluyorum. Her zamanki gibi üçüncüye batarak tığımın da başını dolamıştım. Bir tane ikili trabzan örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Şu görmüş olduğunuz boşluğa 3 tane trabzan örelim. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımızı şu kısma ördük bakın. Sonra başını dolayalım. Direkt şuraya batalım bakın. Şu kısmı içe batalım. Başını dolayarak battım. 3 tane zincir çekelim bu aşamada 1 2 3 başını dolayalım direkt battığımız yerin altından girerek bir tane ikili trabzan yapalım başını dolayalım tığımızın aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapalım şu görmüş olduğunuz noktadan şu kısma bakın şu kısma gelip şöyle ölçtüğümüzde zaten uygun olacaktır birleştirelim kenar süslememizi bu şekilde yapacağız şöyle biraz daha devam edelim 1 2 3 tığımın başını doluyorum ve şuradan batmış olduğum yerin altında girerek ikili trabzanımı örüyorum bir daha başını doluyorum tekrar örüyorum bakın ördüm şu kısma batıyorum bu batma yerlerini kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Hepimizin el işi, elinin ölçüsü farklı olduğu için farklı yerlere düşebilir. Onun için şöyle ölçersiniz. Nereye uygun geliyorsa. 3 zincirimi çektim. Altından. Bakın içinden değil. Altından geçiverin. Nasıl kolayınıza gelirse. Bir trabzan ördüm. İki trabzanımı ördüm. Bakın şu şekilde çıktı. Sıradaki yere batıyorum. Bu şekilde yukarıya doğru örelim kenar süsümü bitirdim bakın süslememi yaparak geldim Dilerseniz bu kenar süslemelerini farklı renklerde de kullanabilirsiniz tamamen kendi zevkinize kalmış bu kısmı gövde kısmına modelimizin olduğu yerleri bu şekilde süslüyoruz diğer kısmı ise sadece sık iğne ile yapıyoruz şöyle bir bakalım başını dolamadan batıyoruz çok yoğun olarak da doldurmuyoruz, seyrek de doldurmuyoruz. Kendimiz ben ikişer tane. Bakın ikişer tane dolduruyorum. Başını dolamıyoruz. İkişer tane şu şekilde doldurmamız yeterli oluyor. Araya görmüş olduğunuz şu boşluklara da girerseniz daha güzel duruyor. şekilde şu şekilde bakın devam ediyoruz aradaki boşluklara girmeyi uygun görüyorum daha güzel gösteriyor dik durduruyor çok doldurmayın az da olmasın bu şekilde Bakın yakamızın üst noktasına kadar geldik. İlk trabzanımıza kadar. 2 Şu şekilde bakın. Şöyle döneceğiz. Dönmek için bir tane daha yapalım. Fazla yapmayalım. Şu ara iyice açılır. Şimdi sıradaki trabzan arasına birer tane batarak devam ediyoruz araya dip girerek devam ediyoruz şu şekilde birer birer alıyoruz şimdi devam edelim biraz artış yerine kadar Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın sadece Atıyoruz, çıkıyoruz. Çok da sıkmıyoruz. Şuraya geldik. Artış noktamızın olduğu yere geldik. Artış noktamızın olduğu V yaptığımız yerdeki şu görmüş olduğunuz deliğin içerisine girmiyoruz. Hemen yandaki diğer artış yerlerimize de aynı uygulamayı yapıyoruz. Hem daha güzel toparlanmasını sağlıyor. Bakın şu şekilde toparlı bir şekilde. Diğer artış yerlerinde de aynı uygulamayı yapıyoruz. Kenarda da Yanda da aynı şeyi yapıp devam ediyoruz. Yalnız şu noktada ben ilik açmayı düşünüyorum. Buraya kadar gelelim. Burada birlikte biraz bir ilik açalım. Boyun kısmını sık iğnesini tamamlayarak geldim. Uç kısımdayım. Bakın uç kısımda sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekmek istiyorum şimdi. 1 2 3 4 5. Ben burada kendime ilik yeri hazırlıyorum. Eğer düğme dikmeyecekseniz bunu yapmanıza gerek yok. Sık iğnelerimizi yaparak devam edelim. Şu şekilde 5 tane zincirimi çektim ve hemen battım. Şu şekilde. Şuradaki uygun yere yine sık iğnemi yapıyorum. Yana buralara şöyle batarak çok da doldurmayalım devam ediyoruz. 3 tane düğme iliği hazırlamam gerekiyor. 3 tane düğme iliği yapacağım. Düğme dikmeyeceksiniz. Direkt örerek devam edebilirsiniz. Düğme dikmek istemeyen ip bağcıklar, ucuna çiçekler ya da kurdela ile boynundan geçirebilirler. Tamamen tercihe kalmış. 1 2 3 4 5 şimdi şöyle bir ölçelim bu sırada hemen burada 5 tane daha zincir çekmek istiyorum 1 2 3 4 5 aynı noktaya şöyle batmak istiyorum ikinci iliğimi de oluşturdum devam ediyorum Şöyle iki tane ilimiz oluştu şu en son noktaya da 3ü ilimiz için Şimdi çekiyorum zincirimi bir tane battım bakın 1 2 3 4 5 aynı yere batıyorum yanına bir tane daha şu yuvanın içerisine batıyorum 3 tane düğme iliği hazırladım şimdi yandaki şuradaki yaptığımız işlemin yani şu kenar süslemelerinin aynısını bu tarafta da yapacağız şimdi beraber çalışalım 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz şuradaki hemen yanından bir tane trabzan yaptım. İkinci trabzanımı da yaptım. Şöyle bakıyorum. Bakın uygun yere gelip batıyorum. En güzel ölçü uygun yere batmaktır. 1, 2, 3. Herkesin elinin ayarı farklı olduğu için bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki sıradaki uygun yere birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3 tığımızın başını doluyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. ikinci trabzanımızı bir zincir iki trabzandan ibaret. Ve şu araya giriyoruz. Son kez yapalım. 2, 3 tabi siz uca kadar devam edin. Şuraya Birinci trabzanımı örüyorum, ikinci trabzanımı örüyorum, evet, şöyle devam ediyoruz. Kol altınımıza da başladık kenar süslemesini yapmaya. Kolumuzun altından sık iğne olarak başlayalım. Bakın kolumuzu yukarıya doğru çıkıyoruz. 3 tane zincir çekelim, 2, aynı yaptığımız işlemi Burada da devam edelim. Hemen şu noktadan girerek 2 yani zincirimizde 2 oldu ve 3 sıradan uygun yere batalım. Bu kol kenarlarını yaparken her zaman modelimizin düz yüzünden çalışıyoruz. 1, 2, 3 başını doluyoruz. Aynı öndeki yaptığımız işlemin birebir aynısını her iki kolda da uyguluyoruz. Bakın 1, 2, 3, 3. batmışım. Ama dediğim gibi elinizin ölçüsüdür önemli olan. Bugün gördüğünüz yere batalım. 1, 2, 3. batıyorum. Şu şekilde. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. Diğer kolu da aynı bu şekilde yapalım. İpim tam yetti bir tane ip kullandım 100 gram 1 2 3 başlama noktası şuradan 5 tane zincir çekmiştim ya aşağıdan başladık sık iğne olarak yukarıya doğru devam ettik her iki kolu da bu işlemi yapalım bitirelim yeleğimizi yeleğimize düğmelerimizi de diktim yeleğimiz tamamlandı kullanıma hazır şöyle bakalım bakın ben inci düğme kullanmayı tercih ettim 3 tane ince düğmemiz de diktim kollarımızı şu şekilde tamamladık. Aynı bakın şöyle elimin içine alayım. Önlerimizde yaptığımız süslemenin birebir aynısını çalıştık. Bileğimiz kullanılmaya hazır. Hepinizin ellerine sağlık. İyi günlerde, güzel günlerde sağlıcakla kullansınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.